Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'e Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim kutlamalarında 69 milyon TL ödeme yapması vatandaşların tepkisine yol açtı. Bakalım Kızılay'daki vatandaşlar konuyla ilgili ne düşünüyor? Üzüli. Gereksiz yani. Ankara Büyükşehir Belediyesi. Evet. Belediyenin bütçesinden çıktı bu tutar. Çok gereksiz. Belediyenin bütçesinden mi, milletin cebinden mi? Ne kadar olsa kabul edilebilir olurdu sizce? Hiçbir şekilde kabul edilemez bu. İsraf olarak mı görüyorsunuz? Fuzuli yani, hiç gerek yok bence. Yani mesela Ankara dediğiniz bir yerde öğrenci de çok. Ne bileyim yani, şehir dışında falan yerleşim yapan insan da çok. Onların hayrına da yapabilir mesela. Bir Neşet Ertaş gibi değerlendirebiliriz. Ama bence çok fuzuli. Açıkçası Mansur'a yakıştırmadığım bir hareket. Teşekkür ederim. Teşekkür. Çok sağ ol. Belediyenin tasarrufu. Belediyenin tasarrufu. Bunu bir israf olarak görmüyorsunuz o zaman. Görmüyoruz. Türkiye'de her gün her şey oluyor. Teşekkür ederim. Bence çok fazla bir miktar, gereksiz fazla bir miktar. Gerek yoktu bence bu kadar fazla. İsraf olarak görüyorum. Evet, kesinlikle israf. Zaten ülkece kötü bir dönemden geçiyoruz. Bence bu tarz şeylere biraz daha az bütçe ayrılabilir. Ne kadar olsa kabul edilebilir olur sizin için? Ya bence 100 bin olabilir. 1000. Evet, 100 bin. 100 bin diyorsunuz ama 30, özür dilerim, 69 milyon ödeme yapmışsınız. Bayağı düşük söylediniz o zaman. Ya bence ederi bu kadar zaten bir konserin maksimum. Ben dinledim bugün. Öyle bir ödeme daha hiçbir kuruş yapılmamış. Kesinlikle yapılmamış. Ha, ben Mansur Yavaş'ın avukatı da değilim ama 1 lira daha Ebru Gündeş'e ödeme yapılmamış. Ebru Gündeş'in gönüllü olarak mı sahne aldığını düşünüyorsunuz? Efendim? Ya ödeme yapılmadı derken Ebru Gündeş'in gönüllü olarak mı sahne aldığını gördüğünüzü söylüyorsunuz? Yok. Şimdi duyduğuma göre, anlatılanlara göre direkt Mansur Başkan'ın dilinden yani inceliyormuş kendisi. Bayağı düşecek diyor yani, inceliyormuş. O 28 ve 29 Ekim şenliklerinde komple yapılan işlerle dolayı diyor. Ama şimdi hepsi yapılmamış. Onun hesabı diyor 1 lira daha verilmemiş kimseye, Ebru Gündeş'e de. Hesaplar incelendikten sonra ben gerekeni yapacağım diyor. Ya bunlar bizim karnımızı doyurmaz ya. Ebru Gündeş'in ne işi var sahnede? Bilmem ne işim var, yok ne diyorlar, onun bir tane daha sanatçı var İstanbul'da. Onun bunun yani, yazdık ya şu memlekete, yazdık ya. Siz farkında mısınız bugün sabah neler oldu yine? Hiç duydunuz mu? Günah ya memlekete. Yani bunların gitmesi lazım, gitmesi lazım, gitmesi lazım. Bu halk uyuyor hala hanım kız ya. Yoksa Ebru Gündeş benim ne karnımı doyurur? Ben onu çok dinledim Kıbrıs'ta. Kıbrıs'ta çok dinledim. Yani Kıbrıs'a gidiyorduk biz. Çok dinledim yani. Teşekkür ederim. Belediyenin bütçesinden. Ankara Büyükşehir, evet, Ebru Gündeş'e sahne alması için. Ebru Gündeş ücretsiz çıkabilirdi o zaman. Ya 69 milyon ödeme hakkında ne düşünüyorsunuz? 69 milyon? Bin değil, milyon, evet. Milyon yani eski parayla 69 milyar. Ne düşünüyorsunuz? Karışıyor. İşte ücretsiz çıkabilirdi, onu düşünüyorum, başka bir şey diyemiyorum. Ama bu ödeme yapıldı, bunu israf olarak görüyor musunuz? Yani... İsraf, evet. Bir sanatçı. Evet, Ebru Gündeş için. Ben hiç bilmiyorum ya. Yapıldı mı ya böyle bir şey? Nereden biliyoruz? İnternet hiç Ebru Gündeş'le ilgili görmüşsün? İlla ki görmüşsün. Görmedim vallahi. Öyle bir ödeme yapıldı. 69 milyon, 29 Ekim kutlamaları için. Çok düşünmemek lazım. Belediye para aklamıştır. Başka çalması bence yok. Öpecek bir şey. Bence fazla. Yani başka sanatçılar da var. Daha değerli sanatçılar var bence çıkması için. Bence bu yine fazla olmuş. 69. Başka bir sanatçı olsaydı 69 milyona tamam mıydık? Ya yine fazla abartı tabii ki ama daha iyi bence sanatçılar var. Verecekse para onlara verilmeliydi bence. Ne kadar bir ödeme yapılsa peki sizi tatmin ederdi? Ya ödemesini ben bilmiyorum. Yeterli derdiniz. Ya yeterliliğini ben bilmiyorum. Çünkü kişiden kişiye değişiyor. Sanatçıdan sanatçıya da değişiyor. O yüzden ben bilemem tam ne kadar olduğunu. O yüzden ya bunun için... Ama israf olarak yorumluyorsunuz. İsraf tabii ki, israf. Rica ederim. Niye öyle? Belediyenin bütçesini. Öyle mi? Ne düşünüyorsunuz? 69 milyon mu? Milyon. Geçmişte de bugün de bu tür uygulamaların hepsine karşıyım. Bu belediyeler sanatçıları zengin etmekle mi mükellef? İsraf olarak yorumluyorsunuz. Evet, kesinlikle. Ne kadar bir ödeme yapılmalıydı peki sizce? 69 milyon hadi bu çok. Bu tip şeylerin hiçbirinin yapılmaması gerekir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gelsin, Kızılay Göbek'te konser versin, halk alkışlasın. Yani Ebru Gündeş'e, Sibel Can'a mı çalışacak bu memleket ya? Yazık, günahtır kızım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya zaten her zaman öyle yapıyorlar. Zaten para bulamayınca da belediyeden alıyor.
ya devletten başka yapacak şeyleri yok. Peki bir sanatçıya bir gün için 69 milyon verilmesini doğru buluyor musunuz? Kesinlikle doğru bulmuyorum. Çünkü bir süre yetimin hakları var. Onlar aç, susuz insanlar var. Kirasını ödemeyen insanlar var. Bir ev kirası 20-15 milyar olmuş. Ödemiyor adam. Ondan bundan boş para bularak ayı kurtarmaya çalışıyor. Başka ne kadar ödeme yapılmalıydı peki sizce? 69 milyon çok. Bence hiç yapılmalı. Gerek yok. Ücretsiz zaten, sahne alsınlar diyor. Hiç almasın. Hiç gerek yok. Herkes zaten telefondan her şeyi dinliyor. Sahne almalarına da gerek yok. Tabii canım, hiç gerek yok. Yani bence hiç gerek yok. Yani zaten bütün paralarımız öyle ıvır zıvır şeylere gidiyor. Tamam, ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Demek ki paramız çokmuş. Burada mı konser olacak? 29 Ekim'de oldu Ankara'da, evet. Ha, oldu tabii, yani Kasım'dayız. Günleri de karıştırdım. İsraf mı peki sizce bu? Tabii ki israf. Yani şu an ekonomik krizde bu tip harcamalar israf. Zaten enflasyon aldı başına gidiyor. Ondan sonra insanların geçim sıkıntısı varken konsere pek zaman ayırabileceğini düşünemiyorum. Peki 69 milyon çok ama ne kadar ödeme yapılsa sizce olur? Şimdi sanatçıların konser için aldığı bütçeler ortalama ne kadar, o piyasadan haberim yok. Ama ya 69 milyon kulağa çok büyük bir rakam geliyor yani. Peki, teşekkür ederim. 69 milyon lira ödeme yapmadı ki. Masum ya açıklama yaptık. Komple harcamalar için o da bazı kutlamalar yapılmamış. O belki daha biraz daha cüzi şeye düşecek, yani çok alta düşecek. Bu basın ya kendi kendine şey yapıyor, yani gündem yaratıyor. 69 milyon lira Ebru Güneş'e verdi de şu kadar para verdi de, yani Mansur yavaşı karalamak için, başka bir şey değil yani. Başka hiçbir şey olamaz yani. Peki komple o organizasyon için bu kadar verilmiş olsa? Hayır, ne? O kadar verilmemiş yani. Mansur Yava kendisi açıklama yaptı zaten, bunu yaydı. Ne kadar verildi dedi? Daha hesaplanacak dedi, çok şeyler yapılmadı dedi. O kadar yani. Peki, o şekil. Yani bunu gündemi değiştirmek için, şey yapmak için, propaganda yapmak için, Mansur Yavaş'ı karalamak için, yani her şey eline gelen her şeyi yapıyor devlet. Yani devletin işi bu. Görüyorsun kaybımları, bilmem neyi görüyorsunuz. Yani ben ne diyeyim ki daha? Ne yani, Türkiye bitmiş ya, yaşanacak bir yeri kalmamış ki. Ne insan iradesine saygısı var, ne insanlara saygısı var. Yani hiçbir şey kalmadı yani. Hiçbir şey kalmadı. Teşekkür ederim. Çok fazla para ya. Yani yazık, günah yani. Eğer doğruysa, şimdi kimsenin de günahını almayalım tabii de, eğer doğruysa yazık, günah, çok çok para bu. 69 milyon ne demek? Bir insanın 69 milyon lira alması yani hiç aklım almıyor. Şahsen aklım almıyor. Yani ben Mansur Yavaş'a tabii ki oyumu verdim ama doğru mu değil mi, bu arada tekrar ediyorum, kimsenin de günahını almayayım, böyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Vallahi ben burada değildim 29 Ekim'de. Yurt dışındaydım, yeni geldim. Bayramı da görmedim. Durumdan hiç haberdar değilim. Ya bir sanatçı için konserde 69 milyon ödenmesini belediyenin bütçesinden nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok çok görüyorum yani. Gerçeğin çok üstünde yani. Bu fazla yani. Bu kadar olmaz. İsraf olarak mı görüyorsunuz? Tabii ki yani. Şu anda insanlar çok zor durumda yani. Bu kadar bütçenin, bu parayı har vurup harman savurması bence çok büyük yanlış yani. Bu kadar diyorum. Teşekkür ediyorum. Bunu yapacağına bak, ben Erzurumluyum. Bak, onu yapacağına önce yanlandı. Geri dönüşüm kutusu koysun. Bak, ben dün spor ayakkabı aldım. Eskilerin dedim geri dönüşüm kutusuna atayım. Atamadım. Yok. Yani üst baş geri dönüşüm kutusu olması lazım. Koymamış. Onu koysa 69 milyonu o şekilde, yani 69 milyonluk malzeme çıkarır, garibanlara dağıtır. Öyle ben yapıyorum demesin. Bak, ben ilk başarıda destekliyorduk. Gerçek yüzünü gördük. Aynen İmamoğlu gibi. Aman aman. İstanbul'a gittik. Yol sorunu var. Bak, yol sorunu var. Buraya geldik. Burada da yol sorunu var. Ya burada, ya İstanbul'da. Bak, İstanbul'da İmamoğlu'nun yaptığı hataya bak. Biz gurbetçiyiz değil mi? Gidiyoruz. Kredi kartıyla İstanbul kartı var da tramvaya falan bineceksin. 30 lira. Normal İstanbul kartı ne kadar biliyor musun? 20 lira. Ama Erzurum böyle bir şey değil. 14 liraysa kredi kartıyla 14 liraysa kent kartı 14 liradır. Yani Erzurum kartı 14 liradır. Büyükşehir Belediyesi, yani bu Ankara Büyükşehir Belediyesi, tamam mı?
Yani yaptığı hataları bir göz önünde bulun. Ben bak, ben AK Partili değilim. Ben de CHP'liyim. Ama bak yanlış yani, çok hataları var. Buraya geldik, her yerde bir saçmalık yani. Kazıkçılık. Yani ama soruyorsun ne kadar? Adam diyor ki 1500 lira. Ya ben bunu Erzurum'da. Ya Erzurum'da fabrikası yok, bir şey yok. 1000 lira alıyorum ya. Ya burada gelmişim, buraya 1500 lira para vermişim ben. Bir zabıtalar etrafta bir gezdirsin. Yani çok yanlışları var yani. Ben söyleyeyim hani, son yıllarda, son zamanlarda çok hataları var. O en başı da geri dönüşüm kutusu koysun. Bak geri dönüşüm 69 milyon Ebru Gündeş'e vereceğine gitsin garibanlara dalsın. Çok fazla. Yani gerek yokmuş benim. Taraf olarak görüyorum. Evet. Ne kadar yapılsa yani yine de tamam diyebilirdiniz. Ya hiçbir fikrim. Tamam, hak ediyor diyebilirdiniz ya da. Yani bilemeyeceğim. Gerekli tabii ki yani kutlamaların yapılması, hani konserlerin verilmesi, ama fazla bir miktar diye düşündüm. Başka bir şeye verilebilirdi.